sizi gelecekteki planlarınıza ulaştıracak, hayallerinize kavuşturacak bir kitap var desem. Okur muydunuz? Evet, böyle bir kitap var. Ve bugün hep beraber inceleyeceğimiz kitap, Kaya Yavuz'un yazmış olduğu, KDY Yayıncılık'tan çıkmış olan Hayallerimizin Saklı Sayfaları, Başarı Senin Elinde isimli kitap. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden kitabımızın ilk bölümünü beraber okuyup yorumlayalım. Yazdığınız kitapları okuyorum video serisinin bir sonraki videosunda senin kitabının burada okunup yorumlanmasını istiyorsan bana bu Instagram adresinden ulaşman ve kitabını yollaman yeterli. Böylece bir sonraki videoda da senin kitabını hep beraber okuyup yorumlarız. Bugünkü kitabımızı hemen şöyle bir inceleyelim. İncecik bir kitap. Ben tabii her zamanki gibi videodan önce baştan sona kadar okudum detaylı şekilde. Ve içerisinde öyle güzel bilgiler var ki. Ama şöyle bir kitabımızın iç dizaynını inceleyelim. Liber Ajans'la çalışılmış. Hayallerimizin saklı sayfalarını bulmanın zamanı gelme. Küçük küçük bölümlerden oluşuyor ve en baştan fikir aşamasından hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz ana kadar geçen tüm motivasyon konuşmaları bu kitapta yer alıyor. Şimdi gelin hep beraber okuyalım ve yorumlarınız da varsa kitapla ilgili aşağıya yorumlar bölümüne bu kitapla ilgili düşüncelerinizi de mutlaka yazmayı unutmayın. Umut olmadan hayaller olmaz. İnsan hayalleri olmadan yaşayamaz. Hayaller insanın umutları arasında bir bağdır. Hayaller kurup da umudun yok diyorsan yanılıyorsun. Umutlar olmadan hayaller olmaz. Umutlarının farkına varma zamanı, hayallerin için savaşma vakti geldi. Nedir seni korkutan, nedir seni hayallerinden uzaklaştıran? İnsanlar mı? Yapamayacağını mı söylüyorlar? Yapmak istediklerinin imkansız olduğunu mu? Bu cümleleri herkes duydu. Başarılı olmuş, hayallerini gerçekleştirmiş birçok kişi de duydu. Onların başarılı olmalarının nedeni duydukları olumsuz cümlelerin hiçbirini dinlememekti. Sadece çevresindeki kişilerden duyduğu olumsuzlukları değil, kendi kafasındaki olumsuz cümleleri de dinlemedi. Sadece başarıya odaklandı ve durmadan mücadeleye devam etti. Yaptığı hatalar, karşılaştığı hiçbir olumsuzluk onu yolundan döndüremedi. Bazen tükenmiş de olsa vazgeçmedi. Yeni hayallerin için yürüdüğün yollarda bazen durup beklemek gerekebilir. Ama geri dönmek, durmak kaybettirmez. Lakin geri dönersen bir daha o yola girmek zorlaşır. Bir daha cesaret etmeyebilirsin. Yokuş çok dik olabilir. Biraz dur, dinlen. Kendini hazır hissettiğin an koşmaya başla. Arkana bakma. Yolundan dönme. Yanlışların olduğu zaman üzülme. Geçecek. Belki seni yıpratarak geçecek ama geçecek. Mutluluk her acının ilacıdır. Bir gün gelecek, hedeflerine ulaştığında bütün acılar geride kalacak. İşte o zaman değdi diyecek yaşadıklarıma, çektiklerime değdi ve belki de ağladığın o günleri gülerek hatırlayacaksın. Ümidini kaybetmesen yeter ki. Bu şekildeydi. Bölüm daha uzun. Böyle kısa bir bilgi sahibi olmuş olduk. Gerçekten içerisinde sizi hayallerinizden uzaklaştıran neler var? Dış etkenler mi? Kendi iç sesiniz mi? Hangi zorluklar? Öncelikle bunlara odaklanmanızı sağlıyor. Ardından hayallerinizin neler olduğunu, başarmak istediklerinize odaklanıyor, bulmanızı sağlıyor. Ve en sonunda da bu hayallerinize ve planlarınıza ulaşmanız için belirli bir motivasyon, bir plan kurmanızı sağlıyor yazar. İçerisinde yer yer Kur'an ayetlerine de yer veriliyor. Yani sadece böyle hani motive ol vesaire değil. Allah'ın size o metaneti, o sabrı, gücü verdiğinde size bu kitapta hatırlatıyor. Ve yazarın en büyük hayallerinden biri de uçak geç uçak yazar olmakmış. Evet, bu yazarın kitabını şimdi baştan sona kadar okudum. Demek ki yazar hayallerine gerçekten ulaşmış. Onun adına çok mutlu oldum. Eğer sizin de planlarınız, hayalleriniz varsa ama bu konuda kendinize olan motivasyonunuz yeterli değilse ve sadece baştan sona bu konuyla ilgili yazılmış bir kitap okumak istiyorsanız bu kitabı edinip okuyabilirsiniz. Sizin yazdığınız kitapları okuyorum video serisinde bugün Kaya Yavuz'un yazmış olduğu Hayallerimizin Saklı Sayfaları, Başarı Senin Ellerinde isimli kitabı hep beraber okuyup yorumladık. Bir sonraki videoda senin kitabını okunup yorumlanmasını istiyorsan videonun başında da söylediğim gibi bana bu Instagram adresinden ulaşman yeterli. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.